Bugün dışarıda hava inanılmaz resmen. Gölün yanında yürüyüş yapmanın tam zamanı. Of dostum, sen ne yapıyorsun? Yeter ama, kes şunu, şimdi düşeceğim. Of, sanırım işim bitti. Umarım kimse köpeğimi görmemiştir. Hayır dur, bunu yapma. Evde gidersin tuvalete. Benim suçum neydi? İyi günler. Neden suç işliyorsunuz? Burada bir tabela duruyor. Köpeklerle gezemezsiniz. Hiçbir şey söylemeyin, ancak daha kötü olur. Benimle gelin. Hayır, hayır dostum. Geri döneceğim, söz veriyorum. Ama dostumun buraya girmesine izin verilmeyecek. Sızlamayı kes. Burası sizin için çocuk kampı değil. Lütfen derhal hücreye gelin. Yalvarıyorum, göbeğimi alabilir miyim? Tabii ki hayır. Oturun ve davranışlarınızı düşünün. Peki ne yapacağım? Tabii ya. Belki sokakta bana yardım edebilecek birisi olabilir. Bu şekilde kesinlikle dostumu göremeyeceğim. Ama eğer bir not yazarsam belki birileri onu bulur. Umarım köpeğimi anlaşılabilir bir şekilde çizdim. Oh, bir kız. Bana o yardım edecek. Vay canına not. Bakalım orada ne var. Vay canına, ne kadar para. Bunu kim attı? Hey, siz misiniz? Tamam, razıyım. Hayvanınızı getireceğim. İşe yaradı. Tek yapmam gereken beklemek. Kıpırdamayın. Siz kimsiniz ve neden geldiniz? Ben doktorum. Bu mahkumun planlı muayenesi. Okay. Çantada ne var? Okay. Bakın. Belki ben sizi de iyileştirmeliyimdir. Oh, hayır. Okay. Tamam, gidiyorum. Hastayı görüyorum zaten. O mu hasta? Güldürmeyin ya. Baksanıza, sapasağlam. Alex, sen hastasın. Ben mi? Aa, evet. Aa, kendimi çok kötü hissediyorum. Kalbim acıyor. Midem ağrıyor. Ne oluyor bana? Doktor! Evet, gerçekten yardıma ihtiyacı var. İçeri gelin. Teşekkürler. Merhaba. What? Sonunda. Getirdin mi? Evet, bebeğini buldum. Eski güzel çift edip beni kurtardı. İşte. Al şunu. Çok tatlı. Ama bunu benim dostum değil. Hapçı. Onu uzaklaştır. Kedilere alerjim var. Of ya, şimdi ne kalınmaya başladım. Hapçı. Ya şimdi kaşınıyorum. Görünüşe göre kedi kendine başka bir arkadaş bulmuş. O yaramazı yakalamaya gittim. Ne var orada? What? Kımıldayan bir şey var. Demek bir yerlerde bir hayvan var. Düşündüğünüz gibi değil. Kızıl tüy, bir daha o kadar uzağa gitme. Üzgünüm, bir yanlış anlaşılma oldu. Ben eve gidiyorum. Of bu doktorlar. Tüm kedilerin bu arkadaşını bulacağım. Kıpırdamayın. Selamlar, temizliğe geldim. Sizi incelemem gerekiyor. Sanırım her şey yolunda. Ama burada bir şeyler yanlış. Tabii ya, kovanın içinde ne olduğunu gösterin. Kovada mı? Siz ne diyorsunuz? Yani bakın, burası ne kadar kirli. Bırakın geçeyim. Bırakın. Sadece dikkatli ol. Sence bu kadar mı? Seni henüz incelemedim. Temizlikçi kadın. Alex merhaba. Çabuk bak. Sanırım arkadaşını buldum. Bu sefer onu kovaya taşımak zorunda kaldım. Bu altın bebekler senin mi? Al şunu. Altın mı? Bu bir balık. Tabii ki benim dostum değil. Böyle bağırma. Hayır, her şeyi döktüm. Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Balıklar, üzgünüm ama başka seçeneğim yok. Burada neler oluyor? Çığlıklar duydum. Alex, neyin var senin? Üzgünüm, sadece karnım ağrıyor. Of, neden hemen söylemedin? Hadi gidelim buradan. Bu biraz utanç verici oldu. Oh, geçti. Vay canına. Oradaki balıklar çok rahatlar. Arkadaşımı ne zaman bulacak? Onu çok özlüyorum. Artık kimseyi içeri almayacağım ki ya. Görürsünüz siz. Ups. Merhaba. Tamirat yapıyorum. Gördün mü? Alet dolu çantamı bile getirdim. İçeride ne olduğunu gösterin. Kolay. İhtiyacım olan her şey burada. Gerçekten. Tabii ya. Buradayken bana yardım edebilir misiniz? Sandalyemin bacağı kırıldı da. Tabii. Burada en sıradan bant bana yardımcı olacak. Bundan daha güvenli bir şey yok. Emin misiniz? Tamam. Benimle gelin. Orada neyin kırıldığını göstereceğim. Neredeyse hedefteyim. Sanırım bundan sonrasını kendim halledebilirim. Daha bitmedi. Bu hücrede bir sorunumuz var. Burada hiç ışık yok. Ampulü asmanız gerekiyor. Bence yapabilirsiniz. İşte buyurun. Let's go. Evet, tamam, anladım. Yeah. Alex, hücreni temizlemek ister misin? Tozu temizlemen gerekiyor. Sanırım buralar bir delik açmamız gerekiyor. Onu nereye yapalım? Sanırım çekiç iyi olacak. Aa, hayır, bu değil. Matkaba ihtiyacımız var. İşte şimdi her şey kesinlikle işe yarayacak. Hadi bakalım. Bu ne? Neden bu kadar gürültülü? Sakin ol. Sadece tamirat devam ediyor. Delik hazır. Geriye kalan en önemli şey evcil hayvanı oraya sokmak. Umarım domuzcuk Alex'in bahsettiği arkadaşıdır. Bu ne böyle? Dostuma ne oldu? Of. Alex, sorun ne? Nasılsın? Ne oldu? Bu kadar korunmuş ne gördüğünü merak ediyorum. Bu ne ya? Köpek kulakları olan bir domuz mu? Of of. Görünüşe göre domuz yavrusu tam olarak dostu değilmiş. Aralara devam edeceğim. Ups. Çok pis kokuyor. Ayakkabılarımı yıkamam zamanı geldi. Sessiz olun. Bebek uyuyor. Buraya babamızla buluşmaya geldik. Kıpırdamayın. Önce tanıdık olduğunuzu kanıtlayın. İşte fotoğrafımız. O zaman sorun yok. Bebekle oynayabilir miyim? Buna gerek yok. Uyuyor. O zaman tamam. Okay. İçeri gelin. Sevgili dostum. Alex, yine buradayım. Sen beni hazırlamadın mı? Benim Mila. Bu sefer sana kesinlikle dostluğu getirdim. Şuna bak. Bu o değil mi? Bebeğim, dostum. Sonunda seni gördüm. Buraya gel tatlım. Ne kadar özlediğimi bir bilsen. Bebeğin için bir hediyem var. İşte. Burada neler oluyor? Mila, bu fazla artık. Ama sonunda seni yakaladım. Şimdi Alex'in olduğu yerde oturacaksın. Tamam mı? Yalvarıyorum, acıyın. Benim suçum değil. En iyisini istedim. Korkunç. Gerçekten hapiste miyim? Yalvarıyorum, bırakın beni. Please. Hayır. İyi eğlenceler güvercinler. Hayır. Kurtarın. Yardım edin. İşte belgelerim. Okay. Pekala, içeri geçin. Evet, gözlerime inanmıyorum. Bu bir kadın değil. Sadece bir tanrıça. Ve o doğrudan bana doğru yürüyor. Ne kadar güzel. Burası çok sıcak. İşte pasaportum ve içinde bilet var. Okay. Teşekkürler. Evet, bugün erkeklerin ilgisinden kesinlikle mahrum değilim. Hoşçakalın çocuklar. İnmem gerekiyor. Hadi koş, belki yetişiriz ona. Pekala, siz nereye gidiyorsunuz? Hadi gençler, biletleri gösterin. İşte uçağım geliyor. Ne kadar şık bir bedeni var, benimki gibi değil. Vay canına. Sonunda bu şeylerle yürümekten çok yoruldum. İşte buradasınız altınlarım. Anneniz sizi çok özledi. Of ya, bu ne? Yolculuğa çıkıyoruz yakışıklılar. Oh, come on. Merhaba, biletiniz. Her şey yolunda ama ne yazık ki bir köpek ile geçemezsiniz. Tıpkı diğer hayvanlarla gibi. Of ya, bu nasıl bir şey? Aklımda harika bir fikir var. Şapkanın içine koyacağım tavşanı. Hoşça kal Bobik. Endişelenme, o benimle kalacak. Pasaportunuz hanımefendi. Her şey yolunda. Şimdi küçük bir kontrol. What? Ne? Of ya. Hayvanlarla içeriye geçemezsin. Ama endişelenmeyin, evcil hayvanlı sizi bekleyecek ve siz dönene kadar burada olacak. Merhaba efendim, basınızı kontrol edebilir miyim? Eğer öyleyse size bir numara göstereceğim. Hokus pokus ve pasaport buraya geldi. Vay canına, olamaz. Şapkınızı hemen kontrole getirin. Garip. Affedersiniz, içeri geçin. Ve arkada da hiçbir şey yok. Tamam. Selamlar. Çabuk geçin bayın. Of ya, tavşanım orada yalnız kaldı. Özür dilerim sevgili bayan ama size nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçük bir numara ve tüylü arkadaşın senin yanında olacak. Şimdi sanırım buldum. İşte geldi. Vay canına, teşekkürler. Göreceğiz, sorun yok, hayvan izi yok. İyi günler. Pekala, belgeler gayet iyi durumda. Ama sepete bakmamız gerekecek. Hayır, kedimin içinde olduğunu biliyorum. Ah bayım, size hiç çeneniz muhteşem olduğunu söylediler mi? Fotoğrafınızı çekebilir miyim? O neden olmasın? Peki, bir saniye. Önce saçımı düzeltmem gerekiyor. İşte şimdi hazırım. Harika. İşe yaradı. Şimdi asıl önemli olan en kısa zamanda uçağa binmek. Üzgünüm, gitmem gerekiyor. Hey, bu ne? Boş bir sepet mi? İçinde bir hayvan varmış gibi hissediyorum. Lütfen içeri geçebilir miyim? Tabii, geçin. İşte burası benim yerim. Şimdi seni dışarı çıkarabilirim kızım. Aa, ne kadar tatlı. Okşayabilir miyim? Tabii. Çok iyi bir kedi. Ah, bana ne oldu? Alerjim mi var? Hapçı. Merhaba, iyi yolculuklar. İyi günler. Belgelere bakabilir miyim? Ve iyice yoklayalım. Hayvanları götürüyor musunuz? Sanırım hayır. O zaman geçin. Bir saniye. Pekala. Yakaladılar. Hamster mi? İstisna yok. Hayvanla geçemezsin. Pekala, çok üzüldüm. Buranın çok kötü kuralları var. Muhtemelen kurbağayla da giremem. Çabuk bir şeyler bulmam gerekiyor. Okuduğum bir kitap var. Bu da onu biraz değiştirebileceğim anlamına geliyor. Hikayenin bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. Şimdi kurbağayı içeri koyalım. Harika. Kontrol noktasına gidebilirim. İşte biletlerim. Geçebilir miyim? Taramayı geçtikten hemen sonra. Temiz görünüyor. Okay. Tamam, içeri geç. Teşekkürler. Yemeğe hoş geldiniz, buyurun. İşte benim yerim burası. Eşyalarımı üst tarafa koyacağım. Böylece rahatsız etmeyecek. Tamam, kalkışa hazırız. Aa, tamam, fark etmediler. Nasılsın yeşil güzelim? Aa, bu ne? Bu kimin? Kafamın üstüne indi. Yardım edin. Hello. Merhaba. İşte biletleri. Nasılsın Keşah? Her şey yolunda mı? Üzgünüm ama Keşah hiçbir yere gidemez. En azından uçakla, hayvanlarla girmek yasaktır. Duydun mu? Hayvanlarla izin yokmuş. Aa, bir fikrim var. What? Hadi bir şey yapmalıyız. İşte böylesi daha iyi. Merhaba. Biletleriniz lütfen. Ay. Görünüşe göre kertenkele yürüyüşe çıkmış. Efendim, iyi misiniz? Aa, her şey yolunda, hayır. Aa, dayanılmaz. Ne kadar gıdıklanıyorum. Onun nesi var? Ya hiçbir şey, komik bir şaka hatırladı. Öyle değil mi Alex? Buna inanmıyorum. Bakalım orada ne varmış. Biliyordum. Nope. Uçağa bir hayvan geçirmeye çalışıyor. Aa, bakın orada ne var. Hadi koş koş koş. Ne? Nereye gittiler? Bilmiyorum. Ah, kaçırdım. Merhaba, işte bir resim. Her şey yolunda. Ya da değil. Japon balığı mı? Hayır, hayvanlarla binmeye izin yok. Lütfen balığı bana verin. Ben ona göz kulak olurum. Tom'dan ayrılmak zorunda mıyım? O benim için çok önemli ama. Bir fikrim var. Çekilin. İşte belgelerim. Gemiye binmeme izin verin veya acele edin. Okay. Bu da ne böyle? Çok da hayvan yok. Ben izin vermem. Ops. Nasıl cüret edersiniz? Lütfen içeri gelin, özür dilerim. İşte benim yerim burası. Bana mı öyle geliyor yoksa kulağımın altında bir şeyler tıslıyor? Hayır, yılan. Sadece zararsız bir beton. Sevdiklerinizle ayrılmak ne kadar zor olursa olsun bazen bu gerekiyordur. Ama yine de bizi evde beklediklerini bilmek çok güzel bir his. Bu evcil hayvanları uçağa nasıl taşıyabilirsiniz mücadelesiydi. Umarım beğenmişsinizdir. Önümüzde bir sürü ilginç challenge daha var. Bu yüzden abone olmayı unutma ve sıkılırsan kanalımıza uğrayın. Çünkü Parara'da hep eğlencelidir.